بسم الله الرحمن الرحيم باب القراءة في الظهر والعصر bu bab önde ve ikindide namazlarında yani önde ve ikindi namazlarında kıraat meselesidir. Namazın birinci reketlerinde ne okunacak? İkinci reketlerinde ne okunacak? Gizli mi okunacak? Aşikare mi okunacak? Bu mesele ihtilaflı olduğundan dolayı İmam-ı Tahavi burada bunu beyan ediyor. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد محمد ابن زيد عن أبي جهتم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عبيد الله بن عباس dediler ki künnâ cülûsen fî fityâni min Beni Haşim. Beni Haşim'den bir takım gençlerle beraber biz oturuyorduk. İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhüma Abdullah ibn-i Abbas'la beraber. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ Ona bir adam dedi ki اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَوُ Peygamber Efendimiz okur miydi? فِي الظُّهْرِ وَالْأَصِرِ Önle ve ikindi de Kur'an okur muydu? Sordu. Kale, Abdullah ibn Abbas buyurdular ki la okumazdı. Yani namazda Kur'an okumazdı. Önle ve ikindilerde. Şimdi okumazdı manası ne? Burada anlaşılan hiç Kur'an okumazdı. Yahut bir ihtimal da var ki aşikare okumazdı. Burada hiç okumazı manasını alıyor, ona göre cevap getiriyor aşağıda. Kale, o adam dedi ki, فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَوُ Belki okurdu Peygamber Efendimiz, فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ Yani gizli okurdu. Kendiyle kendi arasında okurdu, aşikar okumazdı. Gizli okurdu. فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ Bu rivayeti Sa'id ve Hammad ikisi rivayet ettiler ya, Sa'id'in getirmiş olduğu rivayette bunun cevabında Abdullah bin Abbas dedi ki la dedi, yani okumazdı la dedi. Ve fi hadisi Hammad'ın rivayetinde de Abdullah bin Abbas dedi ki hiye şerrun minel ula, hiye gizli okumak şerrun minel ula birincisinden daha kötüdür. Yani hiç okumadı. Şimdi iki rivayet var ya, birincisinde hiç okumadı. İkincisi de ne? Gizli okudu. O zat dedi ki belki okumadı diyorsun, belki gizli okudu. O gizli okuması daha şer. Yani hiç okumadı. Şimdi bu hadisten anlaşılıyor ki ravi, buradaki Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önde ve ikindi namazlarında Kur'an'dan hiçbir şey okumazdı. Ya ne okurdu? Onu beyan etmiyor. Tesbih mi okurdu, sükut mu ederdi? Sümme kâle. Sonra Abdullah ibn Abbas buyurdular ki kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu idi. Abden lillah, Allah'ın kuluydu. Allah'ın bir kuluydu. Emerehullah, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona emreyledi. Febellâ tebliğ eyledi. Vallahu Cenab-ı Hak ma emre bihi kıraat ile emretmedi. Önde ve ikindi de Kur'an oku diye emretmedi. Emretseydi Allah'ın bir kulü tebliğ ederdi. Onu da okurdu ve okuyunuz buyururdu. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Vehb ibn-i Cerir ibn-i Hazim kâle haddesena Ebi kâle semiyatu Eba Yezid-il Medeni yuhaddisu an ikrimet an ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhüma Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi ki ennehu kile lehu Abdullah ibn Abbas'a dediler ki inne nasen bir takım cemaat yakravuna okuyorlar fi zuhri vel asr önlede ve ikindide okuyorlar fekale buyurdu ki levkâneli benim için olsaydı aleyhim anlar üzerine sebilin yol olsaydı benim onlara elim yetişseydi gücüm çatsaydı لَقَلَعْتُ اَلْسِنَتَهُمْ Onların lisanlarını koparırdım.
İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gara okudu. Bazı namazlarda okudu. Fekanet oldu. Kıraatı o Peygamber Efendimizin okuduğu lana bize oldu. Kıraaten kıraat oldu. Ve sükutuhu sükut ettiği de oldu. Lana bize sükuten sükut oldu. Yahut da fekanet oldu. Kıraatuhu lana kıraatun ve sükutuhu lana sükutun. Peygamber Efendimizin kıraati bizim için kıraattir ve sükut da bizim için sükuttur. Yani bu hadisi şeriften beyan edilen Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliyi kimdi de okumadı, Kur'an okumadı. Fekâle evet. Fezehebe kavmin bir kavm sahip oldular ile hazîl asar bu eserlere. Elleti öyle eserler ki revaynâha biz Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledik. فَقَلَّدُوَا وَلِتَكْلِدْ اَتْتِلَرْ وَقَالُوا dediler ki لَا نَرَى biz caiz görmeyiz en yekra ahadun bir kimsenin okumasını فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ önde ve ikindi de okumasını elbette okumasını caiz görmeyiz ki ister aşikare ister gizli Kur'an okumasını caiz görmeyiz dediler. Bu kavim kim? Bir rivayette İmam-ı Malik bunlardan bir rivayete göre değil. Süveyd ibn Gafle, İbrahim ibn Öleyye, Hasan ibn Salih bunlara göre önde ve ikindi de namazda kıraat yok. وَرَوَا ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ سُوَيْدِ ibn Gafle'de Süveyd ibn Gafle'den de bunu rivayet eylediler. كَمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ ibn مَرْوَانَ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا شُجَاعُ ibn الْوَلِيدِ عَنْ زُهَيْرِ ibn مَعَوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ ibn قَيْسٍ قال سألت سويد بن غفلة سويد بن غفلة يا سوردم diyor Velid ibn Kays اي يقرأ في الظهر والعصر önünde ve ikindi de Kur'an okunur mu? فقال سويد بن غفلة dedi ki لا okunmaz. Bunlar böyle dediler. فقيل لهم onlara cevaben denilir ki ما لكم sizin için ne oldu? Yani nedirsiniz? فيما شل bir hadisteki ravayna an İbn Abbas'ın radıyallahu anh'a Abdullah İbni Abbas'tan rivayet etmiş olduğumuz bu hadiste sizin için olmadı. Ne olmadı? Hüccetün hüccet olmadı. Mâ aleyküm hüccetün. Hüccetiniz yok. Bu hadiste size bir hüccet yok. Ve zâlike bu da neden hüccet yok? Enne İbni Abbas'ın radıyallahu anh'a Abdullah İbni Abbas قَدْرُوْيَ عَنْهُ ondan rivayet edildi. Hilaf-ı zalik bunun hilafı da rivayet edildi. Abdullah ibn Abbas'tan burada rivayet ediyorsunuz ki önle ve ikindi namazlarında Kur'an okunması yok. Halbuki Abdullah ibn Abbas'tan diğer rivayetlerde geldiği için Kur'an okunması var. İki rivayet birbirine mariz olduğundan dolayı اِذَا تَعَارَدَا تَسَابَتَا ikisi birbirine mariz oldu mu onlarla amel edilmez. Binaenaleyh bu Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu evle ikindi de Kur'an okunmaz demesinde sizin için delil yok. Niye hilafına, bunun hilafına okunur demesi var ya, o bunu iskat eder. Nerede demiş okunur diye onun delilini getiriyor. كَمَا حَدَّثَنَا سَالِحُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَنْسَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ سَالِحُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَنْسَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مَنْصُورِ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إكرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا رواية ديور قال عبد الله بن عباس buyurdular ki قد حفظت السنة ben Resulullah Efendimizin sünnetini hepsettim öğrendim hepsini bildim غير أني şu kadar var ki ben لا أدري bilmiyorum اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَى Peygamber Efendimiz okur muydu? فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ önlediği ikindi de okur muydu? Em de okumaz mıydı? فَهَذَا بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Abbas yuhbiru haber veriyor. فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste neyi haber veriyor? اَنَّهُ kendisi لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحَقُّقْ etmedi. عنده عبد الله بن عباس عندما تحقق etmedik ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz لم يكن يقرأ فيها evlede ikindi de okumadı onun indinde tahakkuk etmedi.
Yani siz yukarıdaki rivayetten alıyorsunuz ki okumadı diyor Abdullah ibn Abbas. Okumadı, birisinde okumadı, birisinde gizli okudu diye sorunca hayır okumadı yahut da o gizli okuması okumamasından daha kötüdür diye geldi. Halbuki burada da Abdullah ibn Abbas diyor ki ben sünneti hepsettim, öğrendim Resulullah Efendimiz'in sünnetini. Yalnız bir mesele kaldı ki Resulullah Efendimiz önledi, ikindi de okur muydu, okumaz mıydı? Bu benim indimde tahakkuk etmedi, bunu bilemedim. Ve innemâ emre, emreyledi, bi terkil kıraati, kıraati terk etmekle emreyledi, fîmâ tekeddemet, tekeddüm eden şeyde, ne de tekeddüm etti, rivayetuna lehu anhu. Abdullah ibn Abbas'tan yukarıda rivayet ettiğimiz o yukarıki hadiste kıraati terk etmekle emreyledi. Niçin terk etmekle emreyledi? لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زِيْرَ فِيَنْبَرْ اَفَنْمِزْ لَمْ يَكُنْ يَقْرَ فِي ذَٰلِكَ. Onda okumaz diyor, evde ikindi namazlarında okumaz diyor, onun için kıraati terk etmesini emreyledi. Bu var. Yoksa Abdullah ibn Abbas indinde hakikaten tehakkuk eden bir şey yok. فَيْزَنْ تَفَا müntefi oldu mi? En yekûne kat tehakkaka zâlike indehu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıraatin önledi, ikindi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tehakkuk etmesi müntefi oldu. Tehakkuk etmemiş, okudu o. İntefa öyleyse müntefi olur. Mâ kâle min zâlik. Belki de müntefi olur. Okuduğu müntefi olunca okumadığı da müntefi olur. Peygamber Efendimiz'den okudu mu okumadı mı? Bu tehakkuk ikisi de sabit olmamış Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma indinde. لَاَنَّ غَيْرَهُ Abdullah bin Abbas'ın gayrisi tehakkuk etti neyi? قِرَاتَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kıraatini tehakkuk etti. فِيمَا اُنْلَ اِكِنْدِ de okudu. Ni Abdullah bin Abbas'ın gayrisi tehakkuk etti, bildi. Nerede o da? Mimma senezkuru fi mevdihi min hadal bab inşallahü teala. İnşallahü teala bu babda yerinde zikredeceğiz ki Abdullah ibn Abbas'ın gayrisi beyan buyurdular ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önle ve ikindi namazlarında kıraat buyurmuşlardır. Ma'a ennehu gadru yani ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma. Onunla beraber Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi min reyihi kendi reyinden. Resulullah Efendimiz'den hadis olarak rivayet değil de fakat kendi fetvası olarak rivayet edildi. Ne rivayet olundu? مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ Bu rivayetin hilafına delalet eden şey. Bu rivayette okumak yok dedi ya, onun hilafına okumak var diye kendi fetvası rivayet edildi. كَمَا حَدَّسَنَا نِتَكِمْ bize rivayet eyledi Aliyyü ibn-i Şeybe. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الأيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيزار بن حريث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دن رواية diyor ki قال buyurdular اقرأ خلف الإمام إمامın peşinde oku بفاتحة الكتاب فاتحة الشريفي oku في الظهر önlede de oku والعصر ikindide de oku. Abdullah ibn Abbas fetva veriyor ki imamın peşinde kıldığın halde önde ve ikindi de Fatiha-i Şerife'yi oku. Haddesena Ali ibn Şeybe قال حدثنا Ebu Nuaym قال حدثنا Yunus ibn Ebi İshak anil Ayzar ibn Hureys قال yine Ayzar ibn Hureys'ten rivayet ediliyor. قال شهدت ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس شاهد oldum فسمعته ben onu işittim يقول buyururdu. Ne buyururdu? لا تصلي صلاة sen bir namaz kılma إلا قرأت فيها إلا onda oku ولو بفاتحة الكتاب isterse Fatiha-i Şerif olsun yani kıraatsiz namaz kılma hiç olmasa Fatiha-i Şerif oku. Fatiha yani bir de sure okumak var da eğer Fatiha ve sureyi okumazsanız hiç olmazsa Fatiha'yı oku. Bu da yine Abdullah ibn Abbas'ın fetvası oldu.
وحدثنا أحمد بن داود وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أبو العالية diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'a sual eyledim. Ev su'ile anil kıraati yahut da kıraatten o sual edildi. Ya kendisi kıraatten sual etmiş yahut da başkası sual etmiş de o orada hazır olmuş. Nerede kıraat? Zuhri vel asır. Önde ve ikindide Kur'an okumaktan sual ettim yahut da olun diye. Fekale Abdullah ibn Abbas buyurdu ki huve imamüke. Kur'an senin imamındır. Fakra minhu, sen ondan oku. Ma ol bir şey ki kellas oldu ve ma ol bir şey ki kesure çok oldu. Az olsun, çok olsun Kur'an'dan bir şey oku. Ve leyse minel Kur'an'ı, Kur'an'dan hiçbir şey de olmadı. Şeyun galil, şeyun galil, az bir şey olmadı. Kur'an'dan az okusan bile ona az denilmez. Çünkü Kur'an'dır. وكما حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي العالية من أبي العالية ذن رواية ذن قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس سوردم أي يعني أن لدي كندد قراءة ونور فذكر مثله بحديث شريف مثلني ذكر إلدي يعني dedi ki Kur'an senin imamındır az da olsa sen Kur'an'dan oku. Kur'an'ın azına da az denilmez. Hepsi çoktur. Kâle Ebu'l-Aliye diyor ki وَسَأَلْتُ بِنْ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ وَعَنْهُمَا ben Abdullah ibn Ömer'e de sordum. Önde ikindi de kıraat var mıdır? Fekâle buyurdu ki اِنِّي لَاَسْتَحِي ben haya ederim ben usalliye salaten bir namaz kılmaktan ki لَا اَكْرَوْ ف۪يهَا onu da okumam bir ümmül Kur'an Fatiha-i Şerif okumam ve mateyesser. Kur'an Fatiha'dan başka mümkün olduğu kadar başka bir Kur'an. Böyle namaz kılmadan ben haya ederim. Yani illaki Fatiha-i Şerife'yi okurum ve onunla beraber Kur'an'dan bir miktarını okurum. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَهَذَا بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte Abdullah ibn Abbas kadruvi anhu ondan rivayet edildi min reyihi kendi reyinden ve fetvasından ki ennel me'mume imama iktida eden bir kimse yekrav okur halfel imam imamın peşinde fi zuhri vel asri önde de ve ikindi de okur ve kadreynel imama biz imamı gördük tehammele kıraati tehammül etti anil me'mum cemaatten mesela akşam, yatsı, sabah namazlarında imam Kur'an oku değil mi? Cemaat okuması. Niye? İmam o yükü kendi üzerine aldı. Biz bunu gördük ki imam cemaatten kıraati üzerine alıyor, yükleniyor. Velem nere biz görmedik. Kimi? El-me'mume. Muktediyi görmedik ki tehammele kıraati üzerine almış olsun. Yani imam imamdan şeyen bir şey. İmamın yapacağı bir şey cemaat kendi üzerine alsın da yapsın. Bu olmaz. İmam yapar. Cemaatin yükü üzerine alır ama cemaat imamdan alamaz. Bundan da anlaşıldı ki فَيْزَا كَانَ الْمَامُومُ يَقْرَى Mâmum, müktedi olan bir kimse okursa önde ve ikindi de Kur'an okursa فَالْاِمَامُ imam اَحْرَى daha layık bir en yakra okuya. İmamın okuması daha evladır. Çünkü baksana burada emir var ki imama uyan bir kimse okusun. İmama uyan bir kimse okursa imamın evla bir terik okuması lazım. Ne ama şununla beraber ki kadraveyne anhu eyda. Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledik. Eyda yukarıdaki rivayet gibi. Min emrihi onun emrettiğinden emretmesini rivayet eyledik. Bil kıraati kıraatle emretmesi fihime önde ve ikindi de Kur'an okunmasını emretmesini bunu da rivayet eyledik. فَأَمَّا مَا رُوِيَ اَمَّا rivayet edilen şeye gelince hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ne rivayet geldi buna gelince o da ne olduğu halde خِلَافَ مَا رَوَاهُ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinin hilafını olduğu halde
Min zalik, bu önle ikindideki kıraatten. Önle ikindide kıraat var mı yok mu? Abdullah ibn Abbas'tan iki türlü rivayet geldi. Birisinde kıraat var, birisinde yok. Fakat bir de Resul-i Ekrem Efendimiz'e baktık ki ondan ne rivayet var? فَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنَ كُتَيْبَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ اَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ Abdullah ibn Ebu Katade diyor ki benim babam Ebu Katade bana haber verdi. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yekrahu fîz-zuhri vel-asri önle ve ikindi de okurdi. Feyyusmi'una bize de eşittirirdi. Yani gizli okuyor ama bazı harfleri biraz kuvvetlice okuduğundan yanındaki adam da eşittirdi. El ayete ayete ahyanen ahyanen yani cehren değil de gizli okurdu. Ahyanen bazı ayetleri yüksek sesle okuduğundan biz de işitirdik ki yani okurdu, Kur'an okuması var idi. Bu hadis bir demek ki Resulullah Efendimiz okurmuş. Ve enne Ebu Bekir'e kat haddesene yine Ebu Bekir bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Asim kale haddesene Levza'iyyü an Yahya ibn Ebi Kethir عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه yine Ebu Katade radıyallahu anh'ın böyle rivayet ettiğini Ebu Bekir'e başka bir tarikle de rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda okuduğunu bazen işitirdik. Bazen işitirdik yani bazen okurdu manasına değil, devamlı okurdu da tabi gizli okuduğundan dolayı bazen duyardık bazen duymazdık. Harflerin bazısını kuvvetlice çıkardığını duyardık. Ve enne ibne Ebi Davud kad haddesena. İbn Ebi Davud da bize rivayet eyledi. Kale haddesena Hattab ibn Osman, kale haddesena İsmail ibn Ayyaş, en Müslim ibn Halid, en Cafer ibn Muhammed. Cafer ibn Muhammed'den rivayet eyledi ki bu Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Muhammed Bakir'in mehdumi. Hani Zühri'yi Cafer-i Sadık İmam-ı Zühri'den rivayet eyledi. O da kimden? En Ubeydillah ibn Ebi Rafi'a. Ubeydillah ibn Ebi Rafi'a'dan. O da kimden? En Ali'in radıyallahu anhu Hazreti Ali'den. Ubeydillah ibn Ebi Rafi'a Hazreti Ali'nin katibidir. Onun için daima ondan rivayetleri vardır. Ennehu kâne yakra. Hazreti Ali kerramallahu veçeh buyurdular ki Peygamber Efendimiz ennehu kâne yakra. Okurdu Hazreti Ali. Firreketeyn iki rekette. Öyle iki reket ki el-uleyeyni. Evvelki iki reketlerde. Minez-zuhri önleden. Önlenin evvelki iki reketlerinde okurdu. Bi-ümmil-Kur'an Fatiha-i Şerife'yi okurdu. Ve Kur'an'ın bir de Kur'an'dan bir parça okurdu Fatiha'dan sonra. Ve fil-asri ikindide de okurdu. Misle zalik böylece. Önlede ne miktar okudusa İkinde de umuklar okurdu. Ve fil uhrayeyni minhuma. Evle ve ikindinin sonki reketlerinde de okurdu. Bi ümmil Kur'an Fatiha-i Şerif'i okurdu. Yani Kur'an'dan okumazdı. Yalnız Fatiha-i Şerif'i okurdu. Ve fil mağribi akşam namazında da okurdu. Fil uleyeyni evvelki iki rekette okurdu. Neyi? Bi ümmil Kur'ani ve Kur'ani. Fatiha-i Şerif okurdu ve Kur'an'dan da bir parça okurdu. Ve fissalise akşamın üçüncü rekatinde de okurdu. Bümmül Kur'an Fatiha-i Şerif'i okurdu. Yani Zemm-i Sure okumazdı. Kur'an'dan başkasını okumazdı. Kale Ubeydullah. Ubeydullah ibn Ebi Rafi diyor ki ve urahu ben zannederim ki kad refa'ahu Hazreti Ali kerramallahu ve şeh ref eyledi bunu ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Yani Hazreti Ali'den bu rivayet var. Hazreti Ali kerramallahu ve şehunun kendi fetvası mı yoksa Resul-i Ekrem Efendimiz'den böyle işittim mi dedi. Diyor ki zannediyorum ki bunu Peygamber Efendimiz böyle yapardı diye ref eyledi. Yani Peygamber Efendimiz'i isnat eyledi. Ve enne Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun el-Bağdadiyye kad haddesena kâle haddesena el-Velid ibn Müslim anil-Evza'iyye عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة يقول كي بابا سندن أبو قتادة روايته يقول
Kale Ebu Katade buyurdular. Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yakra okur oldu. Ümmül Kur'an-ı Fatiha-i Şerif'i ve sureteyn, bir de iki sure me'aha Fatiha-i Şerif ile beraber. Nerede? Fil uleyeyni evvelki iki rekette min salat-ı zuhri vel asri, önlerinin ve ikindinin evvelki iki reketlerinde Fatiha-i Şerife ve iki sure. İki sure demek yani iki Fatiha iki sure olur. Her bir rekette bir Fatiha bir sure, ötekinde de bir Fatiha bir sure oldu. Sure iki tabi, Fatiha-i Şerife de iki. Ve yusmi'una, bize de eşittirirdi. El ayete, ayeti eşittirirdi ehyanen. Yani okurdu, gizli okurdu, fakat ehyanen de ayeti biz eşitirdik. Okuduğunu da onlar bilirdik, buyuruyor. Ve enne Ebu Bekir tekad haddesena, yine Ebu Bekir bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Mes'udiyyü an Zeyd ibn-i Ammi. Mes'udi Zeyd'in ammiden rivayet eyledi. Bu Zeyd'in ammi, Ziyad ibn-i Ebi'nin kölesidir, Hirat kadısıdır. An Ebi Nadrat'a, o da Ebi Nadrat'dan rivayet eyledi. An Ebi Sa'id'in Kudri'yi kâle. Ebu Sa'id'in Kudri buyurdular ki, İçteme'a felâsûne min eshâbin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den 30 kişi toplandı. Fekâlû, dediler ki, te'âlev, geliniz. Hatta nekise kıyas edelim. Neyi? Kıraat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kıraatini nerede? Fîmâ, bir namazda ki lem yecihel, aşikârı okumadı fîhî, o namazda. Mines salavat, namazlardan aşikârı okumadığı, yani gizli okuduğu yerlerde Resul-i Ekrem Efendimiz ne kadar okurdu, bunu kıyas edelim. فَمَا اَخْتَلَفِ اِخْتِلَاف اَتْمَدِ مِنْهُمْ اَنَّرْدَنْ رَجُلَانِ İki adam ihtilaf etmedi. Yani müttefiken beyan ettiler. فَقَاسُ Bu 30 kişi kıyas eylediler. قِرَاتَهُ فِي الرَّكَتَيْنِ الْعُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ Önlerinin iki evvelki reketlerinde Resulullah Efendimiz ne kadar okuduğunu kıyas eylediler. Ne kadar tekbir ettiler? İkadri kirahati selasine ayet, 30 ayet miktarı kadar kıyas eylediler ki yani bu kadar okurdu. 30 kişi müttefiken buna karar verdiler. Ve firrek'eteynil uhrayeyni, önlerinin sonki iki reketinde okuduğunu da takdir ettiler. Alen nısfi min zalik, bunun yarısına. 30 ayetin yarısı da 15. 15 ayet olduğuna karar verdiler. Ve fi salatil asri fi rekateynil uleyeyni, ikindinin evvelki iki reketlerindeki kıraatede kıyas etti, onu tekdir ettiler. Ala katri nisfi minel uleyeyni fi zuhri, önlerinin evvelki iki reketindeki kıraatin yarısına, yani o da 15 ayet demek olur. وَفِ الرَّكَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ ikindinin sonki iki reketindeki kıraatın miktarına da karar verdiler. اَلَا قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ önlerinin son iki reketinin nısfına, önlerinin son iki reketinde tahmin 15 ayet idi. Öyleyse bunda da 7-8 ayet olur. Şimdi bundan şu anlaşıldı ki önlede Resul-i Ekrem Efendimiz tahminen 30 ayet okurmuş. Önlerinin iki evvelki reketlerinde, sonki iki reketlerinde 15 ayet kadar okunmuş. İkindinin evvelki iki reketlerinde 15 ayet kadar okunmuş, sonki iki reketlerinde de 7-8 ayet kadar okunmuş. Bu rivayette bu anlaşıldı. Ve enne İbrahim ibn Merzuk kad haddesena, kâle haddesena Habban ibn Hilal, kâle haddesena Ebu Avaneten Mansur ibn Zazan, عن الوليد أبي بش أبي بشير بن مسلم العنبري عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبارة المزولد يقوم في الظهر أنذاك قيام دردي في الركعتين الأوليين أول كي ركعة دا أنذاك قيام دردي في كل ركعة هر ركعة
kadre kiraati selasine ayet, 30 ayet miktarı kadar kıyam ederdi. O kadar kıyam ederdi. Yani Kur'an-ı Kerim'den de 30 ayet kadar okurdu. Ve fil uhrayeyni, önlerinin son iki rekatinde de kıyam eder okurdu. Nisfe zalik, bunun yarısı, yani 15 ayet kadar okurdu. Ve kâne yekûmu fil asri fil rekateynil uleyeyni, ikindinin evvelki iki rekatlerinde kıyam eder okurdu. Kadre hamse aşerete ayet, 15 ayet miktarı, 15 ayet okurdu. Ve fil uhrayeyni, ikindinin sonki iki rekatinde de kıyam eder okurdu. Kadre nisfi zalik, bunun yarısı kadar. Yani 7-8 ayet. O kadar okurdu. Ve enne Ahmed ibn Şuayb, ki bu imamın eseyidir. Kad haddesena, bize rivayet eyledi. Kale akhberena Yaqub ibn İbrahim el-Devreki. Kale haddesena Hüseymun, kale haddesena Mansur ibn Zazan. عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري buyurdular ki كنا نحرز biz tahmin ederdik قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin kıyamını, ayakta durmasını, fiz zuhri vel asr, önlede ne kadar durdu, ikinizde ne kadar durdu, bunu tahmin ederdik. Hazerna biz tahmin eyledik kıyamehu fi zuhri, önle de ki kıyamını, kadre selasine ayet, 30 ayet miktarı, kadre sureti secdeti fürreketeynil uleyini, evvelki iki reketinde sureyi secde miktarı, sureyi secdenin yarısını birisinde, yarısını birisinde okur, işte bu kadar tahmin eyledik. Ve fil uhrayeyni, sonki iki rekette de tahmin eyledik. Ala kadri nisfi min zalik, bunun yarısı kadar. Önlerinin evvelki iki rekettinde bir sureyi secde okuyacak kadar tahmin eylemişler. Üçüncü, dördüncü rekettlerde de bunun yarısı kadar tahmin eylemişler. Ve hazerna kıyamehu, biz onun kıyamını da tahmin eyledik. Nerede? Firreketeynil uleyeyni minel asri, İkindinin evvelki iki rekettinde kıyamını tahmin eyledik. Ela katril uhrayeyni minel zuhri, önlenin son iki rekatinin miktarı kadar. O kadar tahmin eyledik. Ve hazerna tahmin eyledik kıyamehu, Resulullah Efendimizin kıyamını, firreketeynil uhrayeyni minel asır, ikindinin son iki rekatinde, ala nısfı min zalik, evvelki iki rekatin yarısına kadar. Bu her iki rivayette de anlaşılıyor. Sonki iki rekat, evvelki iki rekatın yarısı kadar okunuyor. Buradaki rivayetlerin hepsinden gelen Resulullah Efendimiz önlede ve ikini de okumuş. Hatta miktarını bile beyan ediyor. Onun için birinci makale sahipleri önlede, ikinde de kıraat yoktur dediklerinde burada hata etmişler. Çünkü Resulullah Efendimiz hem okumuş, okuduğunun miktarını da beyan ediyorlar. وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ buyurdular ki Peygamber Efendimiz كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, önde ve ikindi de okurdu. بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, bunu okurdu. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ okurdu. وَنَحْوِهِ مَا يَخُدْ, bunlara benzeyen şeyleri okurdu. مِنَ السُّوَرِ, surelerden. Yani bunların miktarınca olan sureleri okurdu. Önde ikindi de. وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشِ الْبَصْرِيَّ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا عَازِمٌ. Abdullah ibn Muhammed ibn Kuşeş diyor ki bize Asim rivayet eyledi. Fakat doğrusu Arim. Arim ki bunun lakabı Muhammed ibn Fadl Sedusi'dir. Arim bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Avane en Katadete an Zürarete ibn Evfa an İmran ibn Hüseyin kale. İmran ibn Hüseyin buyurdular ki
قَرَأَ رَجُلٌ Bir adam okudu. خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in peşinde okudu. فِزْزُّهْرِ وَالْعَصْرِ Önde ve ikindi de Resul-i Ekrem Efendimiz'i iktida etti. Ve kıraati de kendi kendine okudu, müktedi. فَلَمَّنْ صَرَفَ Resul-i Ekrem Efendimiz baktaki namazı bitirdi. Döndü. قَالَ buyurdular ki اَيُّكُمْ قَرَأَ Hanginiz okudu? Neyi? بِسَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى Namazda سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى Hanginiz okudu? Diye sordu. قَالَ رَجُلُمْ Bir adam dedi ki ben okudum ya Resulullah dedi. قَالَ Resulullah Efendimiz buyurdular ki لَقَدْ عَلِمْتُ Ben bildim ki اَنَّ بَعْضَكُمْ Sizin bazınız قَدْ خَالَ جَنِيهَا قَدْ خَالَ münazeyledi ni bana ha kıraatte. Yani ben kıraati okuyorum, o bana münazaa etti, o da okudu. Yani okumasın. İmam cemaatten o yükü üzerine almıştır, imam okuyor, binaenaleyh başka birisi okumasın manasına geldi bu. Şimdi bunda da rivayet var ki Resul-i Ekrem Efendimiz bak okumuş, hatta başkasının okumasına da razı olmamış. Niçin? İmam okuduğundan dolayı o kıraati imam üzerine o yükü almış. وأن محمد بن خزيمة قال حدثنا قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زرارة قد حدثه زرارة أنرى روايته التي عن عمران عمران دان وذكيم دان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فالمزدان مثله بحديث الشريف يعني برسي Hisme Rabbike la'i namazda okumuş Peygamber Efendimiz de namazdan sonra kim okudu bunu? Birisi ben okudum ya Resulallah demiş. Ona da ben bildim ki sizden biriniz kıraatte bana münazaa etti. Yani bir daha bunu yapmayın. Ve enne Muhammed ibn Huzeymete kad haddesena kâle haddesena Haccacı ibn Minhal kâle haddesena Hammadun en katâdete en zurârete en imrâne anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi Muhammed ibn Huzeyme terikiyle de İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Ve enne Muhammed ibn Bahri ibn Matar'il Bağdadiyye kad haddesena kal haddesena Yezid ibn Harun kal ahberena Süleyman Teymiyyü an Ebi Mahled'in Ebi Mahled'den rivayet eyledi. Bunun doğrusu da an Ebi Miclez'in Miclez galiba Nasih'in hatası olmuş. Ebi Miclez de kimden rivayet ediyor? Ani bini Ömer radıyallahu anh'a. Kale Abdullah ibn Ömer buyurdular ki velem esme'hu minhu ben velem esme'hu bunu işitmedim minhu ondan kendi Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz secde fi salati zuhri önde namazında secde ettiğini işitmedim. Kale buyurdu ki ferâhu eshâbuhu eshâbuhunu gördüler ki ennehu kara Peygamber Efendimiz okudu bir tenzil es-secde Sûre-i secdeyi okudu, tenzil-i secdeyi okudu. Yani ben Resulullah Efendimiz'den bunu işitmedim, görmedim ama onun eshâb-ı kiramından diğerleri bunu okuduğunu görmüşler ki tenzil-i secdeyi okumuş. Ve enne Abdurrahman ibn el-Harut قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة buyurdular ki كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا رسول الله Efendimiz bize imam olurdu namazı kıldırırdı feyecheru aşikarı okurdu ve yukhafitu gizli okurdu aşikarı okunan yerlerde aşikarı okurdu gizli okunan yerlerde gizli okurdu فَجَهَرْنَا Biz cehreyledik, aşikarı okuduk fîmâ, cehre aşikarı okuduğu yerlerde. فَخَافَتْنَا Biz gizli okuduk fîmâ, khâfete gizli okuduğu yerlerde de gizli okuduk. وَسَمِعْتُهُ Ben Resulullah Efendimiz'i işittim, yekûlü buyururdu ki لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ لَا صَلَاةَ namaz olmadı, اِلَّا بِقِرَاءَةٍ اِلَّا Kur'an'dan bir şey okumakla oldu. Yani Kur'an okumaksızın namaz olmaz. İşte bu rivayetlerin hepsi evde ve ikindi de Kur'an okuması yoktur diyenlere reddiye oluyor. Onların aleyhine delil oluyor.
فأن ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن ركبة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فأن ابن أبي داود قد حدثنا ابن أبي داود بزرواته الذي قال حدثنا سهل بن بكار O da diyor ki Sehl bin Bekker bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Avanete en Regabete en Atayn en Ebi Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olundu ki kale buyurdular. Fî kulli salati namazın hepsinde orucudur. Kıraatun kıraat. Her namazda kıraat vardır. Kur'an'dan bir miktar okuyacak. Fema ol bir şey ki esme'ana bize işittirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize işittirdi yani aşikare okudu. Esme'anaikum biz de size işittirdik. Yani biz de aşikare okuduk siz işittiniz. Ve ma ol bir kıraat ki ahfahu aleyna bize gizledi. Yani Resulullah Efendimiz onu gizli okudu. Ahfeynahu biz de onu gizledik aleyküm sizin üzerinize. Yani biz de onu gizli okuduk. Burada da Resulullah Efendimiz namazların hepsinde aşikar okumamış. Bazılarında aşikar okumuş, bazılarında gizli okumuş tabi. Akşamın, yatsının iki evvelki rekatlerinde aşikar okunur. Sabah namazında aşikar okunur. Diğerlerinde gizli okunur. Ondan sonra cuma namazları aşikar okunur. Bayram namazları aşikar okunur. Bunların tefsilatı aşağıda geliyor. Ve enne Muhammed ebnen Nu'man es-Sakatiyyü es-Sakatiyye قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حزة أبو هريرة رضي الله عنه روايته الذي مثله بحديث شريف مثل عين روايته الذي وأن يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن حضرت أبو هريرة يونس بن عبد العلاء تريك إلى إمام التحاوي رواية الذي فذكرنا هو أين حديث الشريف مثل رواية الذي فأن محمد بن بحري بن مطر قد حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله حضرت أبو هريرة وحديث شريف مثل رواية الذي وأن محمد بن النعمان قد حدثنا إن محمد بن النعمان دبز رواية الذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه Ben Ebu Hureyre'yi işittim diyor Atay ibn-i Ebi Rabah. Sümme zekere mislehu bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Ve enne ibn-i Ebi Davud kad haddesena kâle haddesena Sa'id ibn-i Süleyman el-Vasıtiyyü kâle haddesena Abbad ibn-i Avvam an Süfyan ibn-i Hüseyin kâle akbereni Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde bana haber verdi diyor. Kimdir Ebu Ubeyde? Ve huve Hümeydü't-Tabil'dir. عن أنس هزرة أنس روايته لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كرم فنمز كان يقرأ وكرد في الظهر أندى بسبح اسم ربك على سبح اسم ربك لا علي أندى وكرد قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردك وقد احتج احتجاج اتي قوم بالجماعات في ذلك بو مسألة حقنده إيضا işte bu yukarıdaki eserlerle ihticac ettikleri gibi Mehmet Zekerle yukarıda bizim zikrettiğimiz hadislerle delil getirdikleri gibi yine delil getirdiler, ihticac ettiler. Neyle? Bima ruyen Khabbab ibn el-Arat. Khabbab ibn el-Arat'ten rivayet edilen hadisle. Ki ne gibi? Kema kad haddesena nitekim bize onu rivayet eyledi. Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Kabisatü ibn-i Ukbe kâle haddesena Süfyanu anil-Amiş an Umaret ibn-i Umeyhil an Ebi Ma'merin kâle kulna li Khabbab Biz Khabbab ibn el-Arat'a sorduk ki ekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra Peygamber Efendimiz okur muydu? Fiz zuhri vel asr önle ve ikindi de kâle nâm evet okurdu. Bak bu da bir delil. Kultu ben dedim ki diyor Khabbab'a Ebi Ma'mer diyor
biz Habbab'a sorduk ki beyi şeyin ne ile kündüm tarifune zalik, bunu bilirdiniz, okuduğunu ne ile bilirdiniz diye sordum. Kale buyurdu ki biz zırabi lehyeti, sakalının tepremesiyle, çünkü aşikar okumuyor, gizli okuyor. Fakat sakalı şerifleri teprendiğinden okuduğunu anlardık. Ve kemâ gad haddesena Fethü ibn-i Süleyman, nitekim bize Fethü ibn-i Süleyman da rivayet eyledi. Kale haddesena Muhammed ibn-i Sa'id ibn-i Esbahaniyyü, kale akberena şerikun ve Ebu Muaviyete ve Vekî'un enil A'meş fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi bu da rivayet ediyor A'meş'ten. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki felem yekun fi hâzâ indenâ delilun. Fakat bu Habbab'tan gelen bu rivayette bizim için bir delil olmadı. Delilün delil. Bizim indimizde bunda delil yoktur ki Resulullah Efendimiz okudu. Niye? Ala annehu şunun üzerine çıkart. Kâne yekravu fîhima. Bu evle ikindi de okumuş ola. Lennehu yani delil. Bu okudu diye bunun üzerine delil yok. Delilün delil. Ne üzerine delil yoktur? Ala annehu gad kâne yekravu fîhima. Evle ikindi de Peygamber Efendimiz okurdu diye bunun üzerine delil yok. Ne için delil yok? Lennehu gad yecûzu, caiz ki ola en yazzaribe lihyetu, Resul-i Ekrem Efendimiz'in sakalı şerifleri tepremiş ola bi tesbihin, bir tesbih sebebiyle ki sebbehehu, tesbih eyledi. Ev duayı yahut da bir dua okudu. Ev gayrihi yahut da başka bir zikir okudu. Başka bir şey. Namazda tesbih eder, dua eder, başka bir şey eder de sakalı şerifi ondan teprenir. Yoksa sakalı şerifin tepremmesi Kur'an okumasına delil olamaz. وَلَاكِنَّ الَّذ۪ي حَقَّقْ Lakin şöyle bir şey ki tahakkuk ettirdi. Neyi? الْقِرَاءَةَ مِنْهُ Resul-i Ekrem Efendimiz'den kıraati tahakkuk ettiren şey فِيهَاتَيْنِ السَّلَاتَيْنِ önle ve ikindide. Önle ve ikindide Resulullah Efendimiz Kur'an okuduğunu tahakkuk ettiren şey, meydana getiren, hakikate isal eden şey nedir? Kimdir? مَنْ bir kimsedir. يَقَدْ رَوَيْنَ عَنْهُ biz ondan rivayet eyledik. El âthâre leti şûl bil eserleri ki fil fasıl lezi vel bil fasıldadır ki kablihâda bundan evvel. Bundan evvel Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiğimiz eserlerde işte bu tahkikat vardır. İşte o zatlar, o rivayeti yapan zatlar bu meseleyi tahkik etmiş, meydana getirmiştirler. Ama bu sonki Habbab'ın rivayetinde delil yok. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şeyle sabit oldu. Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikrettiğimiz bu şeyler ki vaktaki sabit oldu. Tahkikul kıraati, kıraatin tahkiki. Kur'an okuduğunun sabit oldu. Tahkik, muhakkak okunması sabit oldu. Fiz zuhri vel asır önledi ikindi de. Ve entefâ, müntefî oldu. Maruh yani İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh, Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen şey, o da neden? Mimma yuhalifü zâlik. Buna muhalif olan şeyden ki babın evvelinde zikretmiştik ki okumadı, okumak yoktur dediğine muhalif olan şeyler, ona muhalif olarak okumadı dedi ya, ona muhalif olarak burada okudu diye sabit ki oldu. Racana ile nazari ba'de zalik. Bundan sonra biz rücu eyledik. Hel necidu fihi, biz kıyasla da bulabilir miyiz? Ma yedullu ala sihhati ahadil kavleyn, Abdullah ibn Abbas'tan gelen bu iki rivayetin birisinin sıhhatine. Ellezeyn öyle iki kavil ki zekerine biz zikreyledik. Abdullah ibn Abbas'ın gayrısından gelen rivayetler okudu. Resul-i Ekrem Efendimiz evledikinde okumuştur. Abdullah ibn Abbas'a gelince bundan iki rivayet var. Okudu, okumadı. Bir de bakalım ki bunların hangisi daha sahihmiş rivayeti itibariyle. Fateberine zalik, bunu itibariyledik. Fareyna biz gördük, el kıyame fis salati, namazda kıyamı gördük, fardan farz. Namazda ayakta durmak farz, bunu gördük. Ve kezalike rükû, rükû da böylecedir. Ve kezalike sücud, sücud da böylecedir. Bunlar da farzdır, namazda rükû etmek, secde etmek. Bunlar da farz, bunları da böyle gördük. Ve hâdâ kulluhu, bunların hepsi min fardı salati, namazın farzıdır, farzlarındandır. Ve hiye namaz bihi, bunlarla mutammenetün, mutammendir. Rükû, sücud, kıyam olursa ona namaz denilir. Yoksa bunlardan birisi olmazsa o namaz olmaz.
La tücziüs salatu, namaz kifayet etmez. İza türüke şeyün min zalik. Bunlardan birisi terk edildi mi namaz olmaz, namaz kifayet etmez. Namazı kılıyor da rükûa yapmıyor, namaz olmadı. Rükûa yapıyor, secdeyi yapmıyor, namaz olmadı. Yahut da kıyamı terk ediyor, namaz olmadı. Ve kâne zâlike, bu oldu. Fî sâir-i salavâti, bütün namazlarda sevâ-ı müsav oldu. Bütün namazlarda kıyam, rükû, sücud, bunlar namazın farzlarındandır. Hepsinde de müsavidir. Akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı, bunlar hepsi böyledir. وَرَيْنَ الْقُعُودَ الْقُعُودَ الْاَوَّلَ Birinci tehiyyete oturmayı da gördük. Sünneten sünnet gördük. لَاَخْتِلَافَ فِيهِ Onda ihtilaf yok. Bütün namazlarda, dört rekatli, üç rekatli namazlarda iki defa tehiyyete oturmak var. Birincisine قُعُودَ الْاَوَّلَ derler. Bu sünnettir. Bunda ihtilaf yok. فَهُوَ Bu da فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ Bütün namazlarda sevabı müsavidir. Hepsinde sünnettir. Önle de, ikindi de, akşam, yas hepsinde sünnettir. وَرَيْنَ الْقُعُودَ الْأَخِيرَ Sonki kâdeyle gördük, fihi ihtilaf, anda ihtilaf var. Sonki kâde nedir? Onun hükmünde ihtilaf var. Beynin nas arasında. Yani fukaha arasında. فَمِنْهُمْ fukahadan bazılarındandır. مَنْ يَقُولُ der. Bazılarından var ki onlardır. هُوَ فَرْضٌ Farzdır. Farz diyen var. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِنَّهُ سُنَّتٌ Sünnet diyen de var. Bir kısmı farz dediler sonki kadeye, bir kısmı sünnet dediler. Ve kullu ferîkum minhum, onlardan her ikisi de farz diyen de, sünnet diyen de, kad ce'ale zâlik, bunu kıldı fî kulli salavâti, bütün namazlarda sevabı müsavi kıldı. Yani farz dediyse namazların hepsinde farzdır. Sünnet dediyse namazların hepsinde sünnettir dedi. Fekânet hâdî leşyâhu, bu şeyler oldu. Nasıl oldu? Ma ol bir şey ki kâne minhâ, o şeylerden oldu, fardan fard oldu, fi salâtin namazda. İşte bu dediğimiz şeylerden herhangi birisi ki bir namazda farzdır. Fehve fardun fi kulli salavat, namazların hepsinde de farzdır. Bu böyle oldu. Ve kâne el-cehru bil kıraati, kıraati cehr etmek de oldu, fi salâtin leyl, gece namazında leyse bir fardin, farz olmadı. وَلَاكِنَّهُ سُنَّتُ O sünnettir, yani nafile namazdır. Gece nafile kılarken aşikar okumak farz değildir. Bu sünnettir. وَلَيْسَتِ الصَّلَاتُ بِهِ وَلَيْسَتِ الصَّلَاتُ namazda olmadı. Bihi bununla mudammaneten mudammene, yani aşikarı okumakla. Aşikarı okursan namaz sahihtir yoksa değildir. Bu mudammen değildir yani. Gizli de okusa namazı sahihtir, aşikare de okusa namazı sahihtir. كَمَا كَانَتْ مُطَمَّنَةً بِالْرُكُعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ Namaz, rükû, sücud ve kıyamla mutammen olduğu gibi cehr ile de mutammendir, böyle değildir. Rükû, sücud, kıyam olmazsa namaz olmaz. Ama cehr olursa da namaz olur, olmasa da olur. فَذَٰلِكْ قَدْ يَنْتَف۪ي Bu cehr bazen müntefi olur. مِنْ بَعْضِ السَّلَوَاتِ Namazların bazılarında müntefi olur. Ve yesbetü sabit olur, fi ba'da namazların bazısında da sabit olur. Vellezî ol bir ceher ki ve fardun, ol bir şey ki farzdır. Ve salatu bihi mutammene, namaz da onunla mutammenedir, namaz onsuz olmaz. La tücizû, o namaz kifayet etmez, illa bi isabeti, illa o farz olanı yapmakla olur. Madem o farzdır, o fardı yapmasan namaz olmaz. İzâ kâne fi ba'di salavati fardan, namazların bazısında farz olursa kâne fî sâirihâ, namazların diğerinde de kezalik böylecedir. Madem farzdır, onu yapmasan namaz sahih olmuyor. Bu namazların bazısında onu yapmak zaruri ise ötekilerin hepsinde de yapmak zaruridir. Çünkü namazın farziyetinde ayrılmazlar. O önle de başka türlü farz olsun, ikinde başka türlü farz olsun yok. İkindi de farz ise önle de farz. Akşam da farz ise yatsıda da farz. Akşam yatsıda farz olan öyle de ikindi de farz değildir. Bu böyle bir şey yok. فَلَمَّا رَيْنَ الْقِرَاةَ Baktaki biz kıraati gördük. فِي الْمَارِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبُرُ Akşam, yatsı, sabah namazında kıraati gördük. وَاجِبَةً Vacip gördük. فِي قَوْلِ هَذَا الْمُخَالِفِ Bu muhalifin kavlünde de önle ikindi de kıraat yoktur diyenlerin kavlünde de akşam, yatsı, sabah namazlarında kıraat vaciptir diyorlar bunlar. La budde minha, bundan elbette lazımdır. Bunların kavline göre de okumasa namaz olmaz.
فَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاتُ نَمَتْ kifayet etmez illa bir isabet ya, illa ona isabet edecek, illa kıraat bulunacak. Onlara göre de böyle. Öyleyse buna kıyasın kâne kezalik, o kıraat vacip oldu, kezalik kâne kezalik, böylece hiye o fiz zuhur vel asır. Enle, önle, ikindide de bu böylecedir. Yani kıraat vaciptir. فَهَذِهِ هُجَّتُنْ قَاتَعَتُ İşte bu kat'i bir hüccettir. Alamen bir kimse üzerine ki yenfil kıraate, kıraati nefyeder. مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصِرِ Önle ve ikindi namazlarından kıraati nefyedenlerin aleyhine hücceti kati'adır. Onlar da kimden? مِنْ يَرَاهَا Şul bir kimselerden ki onu görür. Kıraati farzan farz görür. Nerede farz görür? فِي غَيْرِهِمَا Önlenin ikindinin gayrısında farz görür. Önle de ikindide hiç kıraat yokmuş. Onun aleyhine hüccettir. Madem akşam, yatsı, sabah namazlarında kıraat farzdır. Onlar da farz olun diye evle ikindide de farzdır. Şimdi burada İmam-ı Tahavi hem eserle hem de kıyasla bu davayı ispat etti ki önle ikindide kıraat vardır. Şimdi bir de ayrıca cumhurun delillerini ayrıca getiriyor. Ve emmâ men şul bir kimse ki onları da yukarıda okuduk ya, Ebu Bekir el-Asam, İsmail ibn-i Uleyye, Hasan ibn-i Salih, Süfyan ibn-i Uyeyne, bunlar önle ikindi de kıraat yok dedilerdi ya. Ve emmâ men emmâ şul bir kimseler ki la yerel kıraate, kıraati görmezler min sulbü salâ, namazın sulbünde, yani namazın farzlarından değil, kıraat şart değildir dediler ya. Fe innel hüccete aleyh, anların üzerine hüccet fi zalik, bu meselede enna kadra eyna, biz gördük, hüccet şudur onların aleyhine ki biz gördük, el mağribe vel eşa'a, mağribi eşa'yı gördük, yukravu fi kullihima, bunların hepsinde okunur. Fi kavlihi, kendi kavlinde, yani bunların kendileri de okunur diyorlar. Ve yecheru fi rek'ateynil ve yücheru fi rek'ateynil uleyeyni minhuma, evvelki iki rekatlerinde akşam olsun, yatsı olsun cehren okunur. Hem kıraat var hem de ceher var. Ve yuhafetü gizli olur fîmâ sivâ zâlik. İki rekatten sonra akşamın üçüncü rekatinde, yatsının üçüncü, dördüncü rekatlerinde de gizli okunur. Onlar da bizimle beraber müttefik burada. Böyle dediler. Felemmâ kânet sünnetü mâ ba'der rekateyni l-uleyi. Vaktaki evvelki iki rekatın sonundaki reketlerin sünneti oldu. Hiye o el-kıraate kıraat oldu. وَلَمْ تَسْكُتْ sakit olmadı bir سُكُوتِ الْجَهْرِ aşikare okumak sakit oldu diye kıraat sakit olmadı. Mesela akşamın iki evvelki reketinde kıraat var, cehren okunuyor. Üçüncü reketinde cehir yok. Yatsının da evvelki iki reketinde kıraat var ve cehren okunuyor. Üçüncü, dördüncü rekatinde cehir yok. Cehir yok diye kıraat de yok olmuyor ya. Kıraat var, kıraat gene sünnet. كَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna kıyasen nazar oldu ki اَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ yine böylece ola اَسْسُنَّتُ sünnet olan فِي الظُّهْرِ وَالْعَصِرِ önle ikindide de böyle ola. لَمَّا سَكَتَ الْجَهْرُ ف۪يهِمَا Vaktaki önle ikindide aşikar okumak sakit oldu. Cehir etmek neyi bil kıraati, kıraati cehir sakit oldu. Evet. En la yeskute sakit olmaya. Yazar budur ki sakit olmaya. El kıraatu kıraat kıyasen ala ma zekerna, bizim zikrettiğimiz şeye kıyasen min zalike bundan. O ki önle ikindide aşikare okumak yok. Fakat diye namazı kıyası yaptık ki aşikare okumamakla kıraat sakit olmuyor. Kıraat var. Aşikare okumamak onu iskat etmiyor. Öyleyse ona kıyasen biz deriz ki önle ve ikindi de kıraat vardır. Aşikare okunmaması o kıraati iskat etmez. Bu da bunların aleyhine gene hüccet oldu. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te. Bu Ebi Hanife'nin kavludur. Ve Ebi Yusuf'e Muhammed'in rahimahumunda. Bu üç imamın kavludur. Ve huve kavlu âmmetül ulema. Bütün ulemanın kavli de budur.
وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Önle ikindi namazlarında kıraatın var olduğuna dair Ashab-ı Kiram'dan bir cemaatten de rivayet var. Yani onları da ayrıca hadis olarak değil de Ashab'ın fetvası olarak, kevli olarak zikrediyor. Haddesena Ahmed ibn Davud, قال حدثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل, قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن عبد الله بن بن حزرة عمر دن شتم يقرأ وكرد في الظهر والعصر أن لبي كند وكرد قاف القرآن المجيد قاف القرآن المجيد هي سورة الشريف وكرد nerede okurdu? Önlevi kendi de okurdu. Haddesena Bekur bin İdris'e kâle haddesena Âdem'u kâle haddesena Şöbet'u kâle haddesena Süfyan bin Hüseyin kâle semiyatü Zühriye yuhaddisu an ibni Ebi Rafi an Ebihi an Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anh Hazreti Ali kerramallahu ve şehrin rivayet eyledi ennehu kâne ye'muru emrederdi ev yuhibbu severdi bir nüshada da ev yahustu tergibü teşvik ederdi ki en yukra okuna halfel imam, imamın peşinde fi zuhri vel asır. Önle ve ikindi de imama uyan bir adam okusun diye emrederdi yahut da terhibi teşvik ederdi. Firreketeynil uleyeyni evvelki iki rekette okunmasını emrederdi. Neyi okunmasını? Bi fatihatil kitabı ve suretin. Fatiha-i kitabı okunmasını, bir de bir sure okunmasını. Ve fülukhureyeyni sonki iki rekette de okunmasını emrederdi. Neyi okumasını? Bir Fatiha-til Kitab, Fatiha-i Şerife'yi okunmasını emrederdi. Yahut severdi, yahut tergibi teşvik ederdi. Haddesana Ebu Bekvete ve İbn-i Merzuk kâle, haddesana Ebu Davud kâle, haddesana Şöbetü Eneş'ase bin-i Ebi Şâsa kâle, semiyatü Ebu Meryem'il Esediyye yekûlu semiyatü bin-i Mes'udin radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'i ben işittim diyor Ebu Meryem. Yakrav fi zuhru önle de okuduğunu işittim. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Vehb ibn-i Kerir'in kâle, haddesena Hişam ibn-i Hassan, en Cemil ibn-i Murre ve Hakim'in. Cemil ibn-i Murre ve Hakim'den ki ennehumâ bunların ikisi de dehala dahil oldular. Elâ müverrikil icliyi. Müverrikin yanına girdiler. فَصَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ مُوَرِّكُ onlara ünleyi kıldırdı. فَكَرَى اُكُدِ وَقَافَ الزَّارِيَةِ قَافِلَ وَالزَّارِيَةِ okudu namazda. اَسْمَعَهُمْ onları işittirdi. بَعْدَ كِرَاتِ كِرَاتٍ bazısını işittirdi. Yani biraz kuvvetli okudu. Onlar kiraatın hepsini değil de bazılarını işittiler. Yani anladılar ki bu sureyi şerifleri okudu. فَلَمَّنْ صَرَفَ قَالَ vaktaki namazı kıldırdı, döndü, buyurdular ki salleytü ben namaz kıldım halfe bini Ömer, Abdullah bin Ömer'in peşinde fekara okudu bi kaf ve zariyeti kaf ve zariyeti surelerini okudu ve esme'ana bizi işittirdi nehve ma esme'anakim biz size nasıl işittirdikse o da bize böyle işittirdi yani bir sesin az harfleri tokçu okudu biz bunu işittik ve biz de böyle yaptık ki siz işitesiniz. Ve haddesena İbrahim ibn Munqidin kâle haddesena el-Mukri'u an Heyvete ve ibn-i Lehi'ate kâle Heyve ve ibn-i Lehi'ate dediler ki akberena Bekir ibn-i Amrin enne Ubeydallah ibn-i Miqsemin akberahu enne ibn-i Umar radıyallahu anhu Abdullah ibn-i Umar kâle lehu Ubeydallah ibn-i Miqseme dedi ki اِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ yalnız kıldığın vakitte فَقْرَ اُكْفِرْ رَكَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصِرِ ikindiden, ikindinin ve akşamın evvelki reketlerinde ikindi, önle ve ikindinin önle ve ikindinin evvelki iki reketlerinde oku بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَاتِحَ شَرِيفِ oku ve suretin sureti Fatiha'dan sonra bir sure daha oku yani her iki birincide de Fatiha'dan sonra bir sure, ikincide de Fatiha'dan sonra bir sure. Ve fir rek'ateynil uhrayeyni önle ve ikindinin sonki iki rekatlerinde de oku bir ümmül Kur'an, ümmül Kur'an, Fatiha-i Şerife'yi oku. Kale dedi ki felakitü Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'e ben mülaki oldum. Ubeydullah diyor.
Ve Cabir bin Abdullah. Cabir bin Abdullah müdafi oldu. Fekale, onlar da dediler. Mislema kâle bin Ömer radıyallahu anh. Abdullah bin Ömer'in dediği gibi dediler. Haddesena Hüseyin bin Nesrin kâle haddesena el-Firiyâbiyyü kâle haddesena Süfyanu an Eyyûb bin Musa an Ubeydillah bin Miqsam. Kâle sâltu Cabir bin Abdullah anil kirâeti fîz-zuhri vel-asır. Ubeydullah bin Miqsam diyor ki ben Cabir bin Abdullah'a sordum. Önde ikindideki kıraatten fukara buyurdu ki emma ben fe akra'u fil uleyeyn, evvelki iki rekette okuyorum bir Fatiha'til kitab ve suretin. Fatiha'dan sonra bir de sure okuyorum. Ve fil uhreyeyn, sonki ikinci rekettelerde de okuyorum bir Fatiha'til kitab. Fatiha'yı kitap okuyorum, yani sure okumuyorum. Haddesena Fatun kâle haddesena Abdullah ibn Salihin kâle haddeseni Leysu kâle haddeseni Usâmetü bin Zeydin an Ubeydillah ibn Miqsam an Cabir ibn Abdullah. Cabir ibn Abdullah'dan Ubeydullah rivayet ediyor ki ennehu se'alehu, Hazreti Cabir'e sormuş. Keyfe tesna'une fi salatikum, siz namazınızda ne yapıyorsunuz? Elleti, öyle namaz ki la tecerune fiha bil kıraati, kıraata aşikar okumadığınız namazları ne yapıyorsunuz? İza kuntum fi biyutikum, evlerinizde kıldığınız vakit. Fekal Hazreti Cabir buyurdular ki nekre okuruz, fil uleyeyni evvelki iki rekette okuruz, mine zuhri vel asır, önleden olsun ikinciden olsun, fi kulli reketin, her bir rekette okuruz, bi fatihatil kitab ve suretin, bir fatiha-i şerife bir de bir sure okuruz, ve nekre fil uhreyeyni, sonki iki reketlerde de okuruz, bi ümmil kur'ani, fatiha-i şerife okuruz ve ned'u dua ederiz. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال عبيد الله بن مقسم buyurdular ki سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله Hazreti Cabir'i işittim, يقول buyururdu إذا صليت وحدك, sen yalnız kılarsan şey emin salavat, namazlardan bir şey, yani bir namazı yalnız kılarsan fakre oku fir reketeyn uleyeyn, evvelki iki rekette oku bir suretin, bir sure oku. Ma'ummil Kur'an, Fatiha-i Şerife ile beraber bir sure oku. Ve fil uhreyeyni, sonki ikide de oku. Bi'ummil Kur'an, Fatiha-i Şerife'yi oku. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Yahya ibn Sa'idin kâle haddesena Mis'arub ibn Kidam kâle haddeseni Yezid el-Fakir an Cabir ibn Abdillah semiyatuhu. Burada da Yezid el-Fakir Hazreti Cabir'i işitmiş, yekulu, der olduğunu işittim diyor. Yekra'u fir rek'ateynil uleyeyne, evvelki iki rekette okurdu. Bi fatihatil kitab, Fatiha-i Şerife'yi okurdu. Ve suretin bir de bir sure okurdu. Ve fil uhreyeyni, sunki iki rekettelerde de okurdu. Bi fatihatil kitab, yalnız Fatiha-i Şerife okurdu. Ve kâle Hazreti Cabir dedi ki ve künnâ netehaddesu, biz aramızda konuşurduk ki ennehu la salâta illa bi kıraati fatihatil kitab. La salat illa bi kıraati fatihatil kitabı konuşurduk ki namaz olmaz illa Fatiha-i Şerife ile olur. Fe ma fevke zalik, onu ma fevki de peşine, yani Fatiha'dan sonra da bir şey okuyacak. Ev fe ma ekzere min zalik, yani şek, ya fevke zalik yahut ekzere min zalik. Yalnız Fatiha değil, Fatiha'yı okuduktan sonra üzerine bir şey daha okuyacak, ya bir sure okuyacak, ya Kur'an-ı Kerim'in başka yerinden birkaç ayet okuyacak. Böyle konuşurduk buyurdu. حدثنا فهد قال حدثنا ابن الإسبهاني قال أخبرنا شريك عن سكرية عن عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفطة قال سمعت خبابا. خالد بن عرفطة diyor ki ben Khabbab'ı işittim. يقرأ okuduğunu في الظهر والعصر, önle ikindi de okuduğunu işittim. Ne okuduğunu? İza Zülzilet suresini okuduğunu işittim. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال سمعت هشام بن إسماعيل عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام بن إسماعيل بأمبر فمزم منبري عندنا konuştuğunu işittim diyor. يقولوا derdi ki قال أبو الدرداء buyurdular. İkra'u okuyunuz. Firreketeynil uleyin, evvelki iki rekette. Minez zuhri vel asr, önle ve ikindinin evvelki iki reketlerinde okuyunuz. Bi fatihatil kitab, Fatiha-i kitab okuyunuz.
ve sureteyni, bir de iki sure. Yani Fatiha'yı okuduktan sonra bir sure. Birinci rekette, ikinci rekette de yine Fatiha'dan sonra bir sure, iki sure olur. Ve fil uhrayeyn, ikinci reketlerde de önlerinin ve ikindinin sonki iki reketlerinde de okuyunuz. Bi Fatihatil Kitab, yalnız Fatiha-i Kitabı okuyunuz, Fatiha-i Şerife'yi okuyunuz. Ebu Derda radıyallahu anh'ın böyle dediğini rivayet ediyor. Kim rivayet ediyor? Hişam. Evet. Hişam ibn İsmail. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescid-i şerifinin menberinin yanında durmuş ve bunu böyle buyurmuş. Bu babın hulasesi şu oldu ki, önle ve ikindi namazlarında Kur'an-ı Kerim okunur mu okunmaz mı diye ihtilaf olmuş. Fakat cumhur-ı ulema önle ikindi de Fatiha-i Şerife okunur. Evvelki ve ikinci reketlerinde bir de bir sure okunur. Sonki iki reketlerinde yani üçüncü, dördüncü reketlerinde de yalnız Fatiha-i Şerife okunur. Ve ulema-i kiram ve dört mezhep sahipleri ve cumhur-i ulema burayı üzerine karar kılmışlar. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.